Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Teslim. Çalıştınız mı? Baktı ya biraz. Ne çıktı? Şöyle kendi karınca kararıyla. Merak ettim. Lügat manasını aldım abi. Yani dördünü de aldım. Lügatı hakkı bulup kabul edip Allah'a teslim olmak. Teslimi zaten şey yapıyoruz. Allah'a teslim olmak nedir? Yani şöyle düşün. Bu Utbe-i Şamiye, bu sözler. Tamam da nedir bu? İçini açmak, Allah'a teslim olmak. Tamam mı? Devam et. İnsanda görüneni, insandaki bütün cihazatları hayırda ve şehirde istediği şekilde kullanıyoruz. Hepsini bizim cüz-i irademize teslim olmuş. Bütün cihazatlar bize. İstediğimiz gibi kullanıyoruz. Buna mukabil ona yönlendirmek. Evet. Yani cihazlar sana niye itaat ediyor? Mesela göz sana itaat ediyor. Evet. Ruh alettir. Emanettir yani. Akıl da bir emanettir, alettir. Sana verilmiş. Sana itaat ediyor. Evet. Sana teslim olmuşsa, sana teslim edene teslim etmek. Evet. Başka çalışan? Kainatta görünen abi, zerreden şemse kadar her şey ilk yaratıldığından hangi vazife, yaratıldığında hangi vazife verilmişse hala aynı vazifeyi yapmasıyla teslimiyetini gösteriyor yani Cenab-ı Hakk'a karşı. Yani her şey fıtri vazifesini yapmasıyla Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyetini gösteriyor, teslim olduğunu. Hmm. Yani canlı cansız bütün cemaate hatta teslimiyet olduğunu kainatta. Evet. Dün akşam dersi de geçti ya mesela zerreni kör, cansız, şuursuz olmasına rağmen her girdiği yerde teslim olduğu bir şekilde vazifesini yapıyor yani, teslimiyetini gösteriyor ona. Başka? Allah'a bakan veçisiyle, veçidi abi. Yani Esma-i İlahi, aynadalık manaya harfi ne gösteriyor. Kim? Yani kainatta her şey. Yani vazifesini yapması teslimiyetini ifade ediyor. Başka? Evet. Esma-i İlahi aynadalık ediyor. Teslimi, bu da teslimdir diyorsun. Başka var mı? Abi, bu kadar aldım abi. Sen var mı senin? Var abi. Merak ettim. Teslimiyeti abi bütün kemalatın menbaının bir sebep olarak şey yaptık. Yani nasıl ki Üstad abi şeyde işaretlerce dedi ya, işte zekat diyor, zengin ve fakir arasında bir köprüdür diyor. Hı hı. Şeyde, teslimiyet de bütün kemalata ulaştıracak bir köprünün bir veçi. Çok güzel. Yani enbiyaların, peygamberlerin, büyük zatların o manadaki inkişaflarının bir noktası da teslimiyet olduğunu, teslimiyete işte kemalata medar olduğunu, çok mutlu oldum biraz şey yaptık abi. Efendimizin miracının bir sebebi de teslimiyet olduğunu. Çok güzel. Hazreti, Hazreti Ebubekir'in de umandaki teslimiyeti göstermesi. Sıddık umanı olması. Çok güzel. İmandan olduğunu teslimiyetin. Evet. Bırak. Başka? Bir de üstadın abi, üstadın hayatında da işte dört cebbar kumandara baş eğmeyen, hapishanelere, sıkıntılara hiçbir şekilde ehemmiyet vermeyen, davasında onu başarılı kılan sebebin birisi de teslimiyet abi. Allah'a teslim olsun. Başka? Başka. Bir de altıncı sözü olarak bir şey yaptım abi. Yani teslimiyeti tecessüm etmiş şekli ve ağaca dönüşmüş şekli altıncı söz olarak. Yani üstadın talebesi diyor ya abi, bütün altıncı söz aldı, bütün fiil ve sıfatı diyor.
Yani teslimiyetin teslimiyet abi Cenab-ı Hakk'a olan bağlı. Yani bütün sendeki var olduğun şeylerin Cenab-ı Hakk'a teslim edilmesi, onun yoluna kullanılması. Neticesindeki inkişaf yani. O fiili tezahürü, altıncı söz. İnna Allah işler amel mu'mine nefusuna evet. Ayetine. Başka? Var mı bu kadar ha? Sen bir şey mi okuyacaksın? Ben de bir şeyler yazdım hocam. Ne? Mesela söyle bakalım. Teslimiyet aynı zamanda inanmaktır. İnanmak da kabul etmektir. Kabul, inanmak ise İslamiyet'e inanmaktan ileri geliyor. Önce İslam'ı anlamak gerekiyor. İslam Hazreti Muhammed Allah'ın bize vermiş olduğu, bize göndermiş olduğu dindir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş olduğu yaşam tarzıdır. Buna inanmamız gerekiyor. Önce teslim olalım. Ondan sonra teslimiyet belli bir şekilde gidiyor. Ben size ilk önce lugatı sonra kavramından okuyacağım. Sonra size demiştim bir daha tekrar edeyim. Nereden çıkıyor bunlar diye. Bu değil. Ne sorulursa sorulsun, ne okursanız okuyun. Bak, ne sorulursa sorulsun. Kim sordu? Ne okursanız okuyun dersiniz. Şu mutlaka 4 tane metodu takip edeceksiniz. Dershanede kalmanın güzelliği. İçtim hayatta çalışıp da adam zor zaten 10 dakika yarım saat okuyabiliyor. Ama siz şu 4 şartı mutlak olması lazım. Yoksa öf pof çekersiniz. Dayanamazsınız burada. Çünkü nefse darbe vurulan bir zemin burası. Kaygan bir zemin olur. Mutlaka Kur'an'ın takip ettiği metottur bu. Kur'an'ın metodudur. Terminolojisidir. Kur'an her bir şeyi, her bir şeyi, Risale-i Nur'da da, icaz manevisi olduğunda da Risale-i Nur'da da caridir. Her bir şeyi, huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin isimleriyle izah eder. Yani çekirdek, huvel evvelu, meyve vel ahiru ve zahir, ağacın vel batın içindeki program. Yani ağacın makinesi, sistemi. Program. Her şeyi ama mesela teslimiyet velevvelu Allah canibinden hangi isme dayanıyor? Teslim. Memvası he. Selam. He? Selam. Esselam. İslamiyet de aynı kökten geliyor. Seleme. Kökünden geliyor. Teslim, seleme, İslam, seleme. Huvelevvelu. Şimdi bu mevzuyu okuyacağımız demiştik. Ne yapacaktınız? Bir, evveluhu, evelleyeceksin. Bu nereye dayanıyor? Velahiru, insandır. İnsan, en cami muhatabı. İnsandaki karşılığı nedir? Tamam. İnsandaki karşılığı nelerdir? Ve zahiru, kainatta bu seleme, selam, teslim nasıl gözüküyor? Vel batunu, bu halifeye arz olan insanın kendisindekilerle kainattakileri özdeşleyerek, ilişkilendirerek Allah'ı tanımlama, tanımada, tanımlama ve tanıma sürecindeki zemindir. Mutlaka. Hani diyorlar ya nereden çıkartıyorsun bunu? Kardeşim bu artık meleke oluyor. Yapa 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 sende. Meleke oluyor. Bu evvel tarafı, bu ahir tarafı. Mesela zahir ve bat. Şimdi bunu bilmeyen bir nur talebesi, yani bunu dikkat etmeye, nazar almayan hem zahir aldatır hem de ülfet olur. Kur'an'a bile ustadımız mektubatta diyor ki ülfet ettim diyor. Bir latifem var ki etmedi diyor. Yani Kur'an'a bile ülfet ediliyor. Sen dershaneye ve Risale-i Nur'a nasıl ülfet edemezsin ki? Allah'a bile ülfet etmişler.
Allah'a bile üfet edilmiş Müslümanlar. He Allah tabi canım Allah var yani. Orijinal değil alemimizde Allah. Tazibi, bayatlamış bir inanç var. Zahir. Zahirden hakikate geçmesi lazım. Çünkü nur talebesi sahabe mesleğinde gidiyor. Sahabe mesleği neydi? Zahirden hakikate geçecek. Zahirden hakikate geçemezsen yalar durursun. Su ama su ama berzah var. Hakikatına geçemedi. Yalar durursun dışarıdan. Bal misalini veriyor. Nur talebesi zahirden hakikate geçecek. Esma yolu, hakikate geçince esmadır. Esma yoluyla da Müslüman'ı bulacaksın. Tamam, beraber şimdi dört noktada işleyeceğiz. Bakalım teslimiyet neymiş? Fevkalade bir şeydir. Hem burada ben bir teslimiyeti anlatmak adına değil de bir şeyi öğrenmek, araştırmak, usulü, furuğu nedir? Onu öğren. Mesela külliyattan böyle teslim ait geçen paragrafları çıkartacaksınız. Sonra bunun lügatını zaten lügat meseleniz yok yani lügat. Şimdi bunu okuyacağız. Bunun çekirdeği nedir? Nereye dayanıyor? Meyvesi insan, insanda nasıl tezahür ediyor? Sonra kainatta bu nasıl ifade ediliyor? Çünkü insan kainatın çekirdeğidir. Sonra bu insan alemindekilerle alemi yorumlama adına çekirdekte aç, ilişkilendirecek. Kainattaki karşılıklarını kendinde, kendindekini kainatta bulup, kainatı malzeme yapıp marifetullah'ta kullanacak. Marifetullah sonra muhabbet vesaire. Şimdi beraber gidelim bunu. Hayır. İlk önce bak başlıyorum. İslam kelimesi de bu kökten gelir. Teslim selamdan türetilmiştir. Esselam. Yani bu kökten geliyor, şey isimden geliyor. Ayıp ve eksiklikten münezzeh olduğu için Allah'ın ismidir. Esselamu aleyküm. Selamu aleyküm. Selam. Allah'a teslim olasın. Allah senin teslimiyetini kuvvetlendirsin. Allah sana hakim olsun. Olayları Allah ile çözesin. Allahsız düşünmeyesin. Hesaplarını Allah'a da katarak yapasın. Yaşantında teslim sana hakim olsun. Bak teslimi nerelere götüreceğim göreceksiniz bak. İmanın yani insandaki karşılığını göreceksin. Çok ilginç. Ben hutbe-i şamiyeden okuyacağım. Yani nereden bu parçaları görüyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Bu dersi değil. Dersten önce usul öğreneceğiz. Mutlaka bu dört tane veri tabanına cevap arayın. Balık tutmayı öğreneceğiz. Balık tutmayı öğreneceğiz evet. Balık vermeyeceğim. Sonra hakkın kaza ve kaderini hoşnutlukla karşılamak, bela geldiğinde, yani bu lügatını veriyorum ha, dışta ve içte bir değişiklik olmaksızın sebat üzerine bulunmak, Kur'an'ın tabiriyle topuklar üzerine geri dönmemek. Takır takır yürüyor. Bir bela ve musibet, olumsuzluklar geldiği zaman Kur'an diyor ki, topukların meal bu, topukların üzerinde geriye döndüler diyor. Sahabelerde olduğu gibi değil mi? Bazı. Savaşlarla. Evet, bazen. Münafıklar hani ufak bir olay karşısında hemen geri adım atıyorlardı. Evet, sonra ayet geldi işte. Şimdi istila manasını veriyorum. Yani bu kelimeydi. Nüfus kağıdı. Şimdi içerisine giriyorum. İnsanlardan beklenti içinde bulunmamak, hürriyet-i şerii aleminde hakim kılıp İnsanlara hürriyet-i şer'i hakkını vermek. Mesela benim gibi insanların yaşlı. Yani cemaata lafı dinlenen, tanınan, bilinen, sevilen vesaire. İnsanların teslimiyeti şöyle olur. Hürriyet-i şer'iye vermek. Hürriyet-i kelam, tercih hakkını vermek. Allah'ın verdiği hürriyeti kısmamak. Allah'ın ona verdiği selametini kaldırmamak. Kendine bakarsanız gençsiniz,
hürriyet-i şeriye hakkını bilmektir. O hangi sahada hareket edeceksin? Yoksa geldiniz, aklınızı bana teslim ettiniz. Ben de sizin etrafınıza duvar ördüm. İşte cemaatin çok büyük nimeti var, çok büyük belası da var. Yani size düşman belirliyor. Onlar şunlar bunlar diye. Müslümanlara karşı adalet duygusunu şey yapıyor. Oysa ustadımız diyor ki, madem imanı var, o noktadan kardeşimizdir. Rehber edemiyoruz. Şu var ya, eğer sen kardeşim şey yani nasıl? Hoş geldin Ahmet'im. Üçünün, bakma bizden değil. Bizden değil bu. Kopmuş. Niçin peki? Bu adam bu hale neye gelmiş? Şundan. Yalanmış. Zahirden hakikata geçememiş. Risale-i Nur'u dava zannetmiş. Din zannetmiş. Risale-i Nur dava değil. Dava İslam'dır. Dava içinde Burhan'dır. Gözlüktür, dürbündür, merdivendir. Bütün din cemaatler İslamiyet anlamak içindir. Süleymancılık, Süleyman Efendi ne dedi değil. Süleymancılık gözlüğüyle Allah ne diyor? Mahmud Efendicilik, Mahmud Efendi ne diyor değil. Mahmud Efendicilik, Mahmud Efendi gözlüğüyle Kur'an ne diyor? Nurculuk, Risale-i Nur gözlüğüyle Allah ne diyor? Eğer bir cemaate girip bana gıybeti, adaveti aşılıyorsa bana hayrı yok ki. Niye? Kendisine hayrı yok. Bak bu hürriyet-i şerî çok önemli. Hakiki hürriyet olan imanını arttırıp diğer şeylere köle ve esir olmamaktır. Dünyada güvende olduğunu hissetmektir. İstilah manası. Teslim. Her şeye adalet, rahmet ve hikmet, her şeye adalet, rahmet ve hikmetin hakim olduğunun şuurunda olmaktır. Teslim insandaki hal. İnsandaki hali okuyorum. Ümitsizliğe kapılmamaktır. Allah'a suizan etmemektir. Allah beni affetmez, Allah beni bıraktı, Allah... Herhalde yani benimle ilgilenmiyor. Bu Allah'a suizandır. Allah'ın işi var, benimle mi uğraşacak? Tövbe estağfurullah, insan gibi düşünüyor. Allah'ın ona biçtiği role ve nimete kanaat edip istek ve arzularını öteleyip erteleyebilmektir. Bir daha okuyayım burayı. Allah'ın ona biçtiği dünyadaki rolu ve nimete kanaat edip istek ve arzularını öteleyip, yani bizim isteklerimiz ahirete öteleyip erteleyebilmek becerisidir. Teslimiyet. Başka? Peygamber kıssalarını kendisine rehber edinmektir. Mesela kuyudan maksat nefistir. Kur'an literatürüne bakılırsa alimlere kuyu hep şeyde simge kullanılır. Nefis ve kadına. Mağara erkeğe kullanılır. İçsel aleme kullanılır. Mağara. Her peygamberin mağarası var. Allah canibinden kudretin azameti altından bakıp kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahade edebilmektir ki bu Kur'an'da Şura 62, En'am 71, Lokman 22. ayetlerde söyler bunu. Başka? Allah'ın dostluğunu ummak ve hissetmek ve zevk etmek ve hal sahibi olmaktır. Şimdi kainattaki eyleminden bahsediyorum. Tamam mı? Bunda zaten İslam'ın talebelerinde müdafaalar da çok güzel gözüküyor. Ya. Şimdi gözüküyor değil mi? Yani işte beraber olmanın güzelliği. Tek olmaz işte. Ya şimdi antika bir yer okuyacağım size Allah aşkına. Bu kadar mı mükemmel olur? Bu kadar mı? Ustad belki başka şey bilen. Bak bu kadar mı mükemmel olur?
Ama mükemmeli de vardır abi. Ha vardır tabii. Üstad kapanıyor çünkü kafalar. Nasıl? Üstad pencere açıp bırakıyor yani, kapatmıyor yani. Doğru. Ama çok zevk alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Et öptürmeyip kitap öptüren Allah'a hamdolsun. Suret değil de hakikata nüfuz ettiren Allah'a hamdolsun. Kendisiyle meşgul ettiren Allah'a hamdolsun. Kendisini bana anlattıran Allah'a hamdolsun. Hamd etmekte, hamd ettirebildiği için, hamd ettirdiği için hamdine de hamdolsun. Hutbe-i Şami 66. Allah aşkına bir bakın şimdi. Bu kadar mı güzel olur? Şimdi diyeceksiniz ki Allah Allah hakikaten ya, ben mi mübalağa ediyorum? Çünkü ne, çok zevk alıyorum bak. 6 yaşına girmemiş bir çocuğun şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. Bildiniz değil mi? Bak. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. Ama bu noktada bakın değişiyor bu şimdi. İşte bu çocuk lisan haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde ustadımız olsun. İşte lisan haliyle bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetul arz, ne demek o? Tünel. Dabbetul arz, arzdan çıkan. Tünel değil de, tünel ama orada çıkan bir şey. Dabbe. Çıkan bir şey. Oradan arzdan çıkan. Tünel ama, tünel arz. Da. Ama oradan bir şey çıktı yani. Uzaktan gelmiyor tren. Şeyden çıkıyor, trenden böyle lambaları yakmış, düşünün. Adana, Pozantı'da bu çok. O 30 küsur tane tünel var. Trenle biz seyahat ederken gördük. Bir çıkıyorsun, bir tanesine giriyorsun. Dabbetul arz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırması ile ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçici yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. Psikoloji aslında. Bak, tren geçici, tren yolu düşünün burayı. Bir metre yanında duruyor çocuk. Ama dabbetul arz çıktı. Tünelden tren çıktı. Lütfen hayalinizi çalıştırın. Burada oluyor her gün abi. He? Burada oluyor. Ha şurada evet. Geçici yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. Bu aile biziz bak. O dabbetul arz, o tren, tünelden çıkan tren, tehdidiyle, hücumunun tahakkümüyle hücum ediyor ya, bir psikoloji getiriyor yani, bir şey getiriyor. Yani hücumunun tahakkümüyle, yani hiçbir şey demesem öyle, böyle bir size baksam, yani abi niye böyle baktı? Bu da bir tahakkümdür. Hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Tren. Diyor ki tren, bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Tren ne diyormuş? Bana rast gelenlerin vay haline. Vay haline. Diyor ama çocuk hiç takmıyor. Mükemmel bir hürriyet. Nereden çıkarttım? Hürriyet içeriye bak. Allah'ın ona çizmiş olduğu yola mahkum olduğunu şuurunda çocuk. Allah'a iman etmenin yani adetullah kanunlarına tabi olduğundan tren çocuğun hürriyetini kaldıramıyor. Çocuğun içsel çöküntüsüne vesile olmuyor. Panik yapmıyor. Çünkü o bir sistem, sistem için hareket ettiğini, sisteme dahil olan bir çöldeki insanı düşünün. Niçin panik ataktır? Niye korku, endişe içindedir? Çünkü bir sistem yok, emniyet yok. Ama bir kural, bir sistem içine giren, zahirde biraz külfettir ama emni emanda olur. Sebebi sistem var, sistemden emniyet var. O zaman insana güven getiriyor. Kainat hadiselerine, depremlere, kanserlere, panik ataklara, depresyonlara, buhranlara, sinirsel hastalıklara
sebep, onlardan olur ama onlardan etkilenmenin sebebi aynı bu kanuna bağlı. Dabbetullah çıkmış, tren, nereden çıktı belli değil, pat diye çıktı. Çocuğa ve herkese diyor ki, vay benim önüme denk gelenin haline. Ama çocuk mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine emniyet vermiyor. Hiç daha önce hiç görmediği bir şey ya. He, hiç görmediği halde. Ama yolu biliyor, yol. Bu Davetul Arz'ın hücumunu istifaf ediyor. diyor, hafife alıyor, kale alıyor. Ve kahramanlığıyla diyor, ey şimendifer, ey tren, sen rahat ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Dong, tünelden çıkınca ya, geliyorum diye bağırınca, ne var? Ne diyor, he? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun diyor ya. Yani rahat, gök gürültüsü gibi. Ne bağırıyorsun? Beni korkutma, beni bağırarak korkutamazsın. Der. Sebat ve metanetinin sebat. Yani sebat, sabit. Metanet, onu yorumlamak. Yorumladığı için sabittir. Yorumlayamayanlar siperi terk ediyorlar. Sebat ve metanetinin lisan haliyle güya der, ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Bir trenin, rayın esirisin. Senin gemin, senin dizgininin, seni gezdirenin elindedir. Yani tren başıboş değil. Şoför. Orada makinist var. Onun elindesin. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Yani hastalık da bir istibdattır. Unutmayın. Vehim de bir istibdattır. Vallahi istibdattır. Vehim, aklı kullanarak insanları köle ediyor. Kendisine bağımlı kılıyor, dalga geçiyor. Şuurludur, ayrı bir birimdir bizden hariç. Sinirsel, panik atak, hastalık, kanser, tam akla, akılda devamlı ne olacak? Şöyle, devamlı akla, aslında ben düşünüyorum zannediyor. Oysa bu kimindir? Benim, ben miyim? Ben buna desem ki benim. Ne kadar gülünse akıl da benim böyledir. Akıl bana verilen bir alettir. Ben bununla konuşurum, mesajlaşırım vesaire yaparım. Akılla da yapılması gereken yapılması için bir alettir. Akıl ben değilim. Bana verilen bir alettir. Kullan diye. Şimdi bana bu verilmiş. Benim o kadar koluma takılmış ki ben zannetmek ne kadar ahmaklıksa akla bana verilmiş, akıl bana verilmiş. Devamlı kullandığımdan dolayı akıl benim. Abi aklıma geliyor, gelsin. Kim getiriyor? Aklıma geliyor. Senin aklına. Sen değilsin ki. Sen değil ki. Üstad ne diyor? Vehmi diyor. Aklı ve vehmi hastalığına kıymet verme, yasab ediyor. Aklına gelen her bir şey kalbinin sözleri değildir. Değildir diyor. Tamam. Bak burada da. Seni bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Hastalıklar istibdattır arkadaşlar. Allah aşkına. İlaçlara bağımlı olarak istibdattır. İstibdat ediyor, köleleştiriyor, esir ediyor adamı. En azından cesedin ona bağımlı olsa bile ruhunu kurtar. Yani ki ya bu yırtılmış, nasıl dikilmek gerekiyorsa bir hücre bozulmuş, diğer taraf, yani kalsiyum yemem gerekiyor. O kadar yani. Yani ruhunu ayır lütfen. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yolunda git. Haydi yolunda git. Kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim ve dershanede beni dinleyen talebelerim. Tamam ustadım, buyur ustadım. Bu masum çocuğun yerinde
Rüstem-i İrani ve Herkül-ü Yunani o acip kahramanlıklarıyla beraber tay zaman ederek, zamanı aşarak o çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Yani tarihte meşhur olmuş ya, Herkül-ü Yunani, Rüstem-i İrani, Herkül-ü Yunani. Bunlar Herkül ve Rüstem tarihte çok meşhur olmuş. Acube. Çok büyütmüşler yani. Hikaye böyle adam dövdü böyle falan şey yapıyor. 50 sene sonra ustadın bu döneminde 52 ya usta 45 yani gelse o zaman tren var mıydı? Herkül'ü inanında yok. Rüstem ve Herkül zamanında şey yok. Tren yok. Tren yok. Şimdi Herkül'ü o trenin yanına koysak dünyaca meşhur. Yani dev bir acı bey. Herkül. Öyle diyorlarmış ki okyanustan o kadar büyütmüşler ki Herkül, Yunanlar denizden, okyanustan böyle elini batırıyormuş. Büyük balıkları şey yapıyormuş, aldırıyormuş. Güneşi uzatıyormuş, pişiriyormuş, yiyormuş. Öyle. Kahramanlıkları böyle süsler. Şimdi bu adamı treni yanına koysalar. Dağ tabii, delik. Ne var? Delik. Deliğe bir baktı ki adam. Gözleri iki tane. İki tane lamba. Sipsiyah. Bağıra bağıra geliyor böyle. Ne yapar adam? İlk defa. Bir tanesi dedi ki, abi kaçamaz dedi. Niye? Aklı gider dedi. Aklı gittiği için kaçma aklına gelmez. Bak şimdi. O çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik bekleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdidi ucumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. O harika cesaretleriyle 1000 metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu Dabbetül Arz'ın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Bak nasıl bu trene karşı cesaretleri, hürriyetleri kaybolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikat etmedikleri için, itikat etmedikleri için onun bir ray olduğunu, bir makinistin hareket dairesinde, kumanda altında olduğuna inanmadıkları için, bilmedikleri için müti bir merkep zannetmiyorlar. Yani itaatkar bir binek kabul etmiyorlar. Belki gayet müthiş, bak nasıl anlarlar, gayet müthiş, dehşete sokan adamı, parçalayıcı, vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış, bir nevi aslan tebim ederler. Yani silsile bir aslan, birbirine bağlı aslan. Çünkü içeride de lambalar yanıyor ya, ooo, adamların kafası gözüküyormuş. Adamların kafası gözüküyor ya trenin arkasına, onları da hep yutmuş. Bu kadar adam yutmuş. Yutmuş. Bir de sana geliyor bağırıyor. Lambayı da yapmış ama dehşetle saçıyor. Ha demek ki onlar ne zannedecekmiş? Dehşetli, gayet müthiş, parçalayıcı vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevhüm ederler. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözlerimi işiten dershanedeki arkadaşlarım. Buyur ustadım. Buyur. Buyur ustadım. İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramanda niye 6 yaş demiş? Niye 5 yaş değil de 7 yaş değil? İman. Muhakeme zayıf olduğu halde he? İman şartı. İmanın şartı. Başka? He? Yani bir küçük olan çocukta o kadar yani muhakemeye şey yapacak o kadar seviyor olmadı adı böyle düşünüyor. Ücreti kazanıyor. 6 yaşına kadar bir çocuğun ticaret yapması, bir yerlere alışveriş yapması, özel yetiştirmesi hariç caiz değil.
Çünkü muhakeme akliye 6 yaşında geliyor. İlim 7 diyor ama 6 yaşında. Çünkü şu anda doğrudur ilmin dediği 7. Sebebi şeydir, bozulmuş televizyonlarla. Çocuklar bozmuşlar. Muhakeme akliye geldiği dönemdir. 6 yaş simgedir. İman hakikatleri yorumlar onu. İman sahibi o 6 tane iman hakikatleriyle olayları o hal yorumlar. Yani 4 kıyılık çanta vardı ya birinci sözde. Kaçıncı sözdeydi? Şu bir değil. 8'deydi. 4. sözde. 4. söz müydü? Namaz bahsi. O 4 kıyılık edili-i şeriye demektir. 4 kitap demektir. Abdestin 4 farzı demektir. En büyük namaz 4 rekatlı namazdır. 4. 4 ulul az peygamberi demektir. 4 büyük melaikelere, melaikelerin peygamberine demektir. 4 aş demektir vesaire. Bu yani. Tamam. İnsanın spermasındaki karbon, hidrojen, azot, oksijen 4 temeldir. Esasımızın esası 4'tür. 4'tür arz, fark, şaka vesaire. Bu da 6 iman esasını hazmeden, edemeyen. Olayları nasıl yorumlar, nasıl bakar? 6 niye 6? İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, emniyet ve korkmamak haletini veren neymiş? Bak, çocuk niye korkmuyor? Herkül kaçıyor. 6 yaşındaki çocuk bir metre yanında korkmamaklık ve emniyet haletini veren, halet bak, halet. Masum kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan, hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin, trenin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna, yani tren bir nizamla hareket ettiğine ve trenin bir nizam altında, kontrol altında olduğuna ve ceyranı bir intizam altında ve birisi onu hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ondan. İtminanı, itikadı ve imanıdır. Yani teslimiyettir. Şimdi, itminan teslimiyettir. İtikat, 6 tane iman esasıdır. İtminan, teslim olup tatmin olmaktır. İman da malum. İtikatla iman arasındaki fark nedir? Unutmayın ama bu çok önemli. İman kabul. Bak, itikattır, itminandır, imanıdır diyor. Üçünü ayırdı. He? İman kabul etmek, itikatta yaşamak mı oluyor? İşte. Dimağdaki meratibi sayabilir misiniz? Dimağda meratip var. Hadi. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat dimağdır, aklidir. İman kalbidir. Yani itikat demek, itikat iman değildir. İmanın süpürgecisidir, delilidir, burhanıdır, fikretidir. Yani İtikat kainattan arı gibi bal toplar. Onun için dimağdaki bir hakikattır. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat dimağdır, aklı veri tabanıdır. Aklın, imanın delilleri, burhanları, nizam, intizamdır, trenin buradan geçecek diye. İtikat yani adetullah kanunları, yani imanı olgunlaştıran. Veri tabanı. İtikat budur. İman ise kalbidir, vicdanidir. İtminan ise teslimdir, eylemdir. Eylemin sahibidir. Yani İslam'dır. Çok yerinde kullanıyor değil mi? Külliyat şimdi seyretti işte. Bu kainattan okuyoruz. Resulüm, daha bunu okumadık ha. Daha buna girmedik. Evet. Daha bu lisanda geçen cümleye girmedi. Daha tanımlamaya tanımlıyoruz. Bu gözlükte bakınca şunlara küllahla işte. İzah bu yani.
Sonra ne zaman var ama? He? Ölene kadar zaman oldu. Ölenece kadar. Hatta size bir müjde vereyim. Gayeniz olmuş ama samimisiniz, Allah biliyor. Gaye edindiniz bir şeyi, bitiremezseniz kabirde bitirmeden haşire geçmiyorsunuz. Onun için ben şu gaye etmişim. Bütün Risale-i Nur'un böyle teslimdir, vicdandır, niyet tabirlerinin içerisini hep merak ediyorum ama bütün kelimeleri. Böyle öleceğim inşallah. Kabirde bunları bana vermeden haşire geçeyim. Çünkü öyle vaat edilmiş. Nasıl oluyor? Bilenle bilmeyene çeşit olur mu? Bildi ya. Onun için bilmemek o kadar rezilliktir ki. O kadar kötü bir şeydir ki. Bilmemek kadar dünyada kötü bir şey yoktur. Cahil olmak. Tuvalete bile giremezsin ya. Cahil olmak, tuvalete bile giremezsin ya. Abi giriyorum. Hayvan gibi boşaltıyorsun yani. Boşaltma usulü bile bilmiyoruz. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden. Allahu Ekber. Vicdanlarını vehme esir eden. Hastalığın da kaynağı. Bak, insanlar niye olaylardan korkar? Hadiselerden niye korkar? Bak, aynı kanun. O iki kahramanı, burada psikolojileri yazıyorum işte. Vicdan o dimağdaki malzemeyi kullanıyor. Neşe, vesve, vehim. Bak şimdi. Ya, keşke yansıtsak ya. Şimdi sevgili kardeşim. Vicdanın içerisinde ne var? Yaralım karpuz gibi. Yar içeriye vicdanı. Vicdan içinde ne var? Zihin. Zihin. His. Tatbiyat. Tamam. Aferin. Tamam. Bilmeseniz kızardım artık ya. Vicdanın içerisi bu. Aklı veri tabanını, aklı veri tabanını vicdan hangi yolla kullanır? Bu dört vasfından bir tanesiyle. Bağlantı. Zihin. Zihin. Aferin. Aferin. Vicdan kalpteki hakikatleri hangi yolla kullanır? Hadi. His. His. Aferin. Hissin vazifesi Mahmetullah. Gördün mü? Ruhu hassamızı hangi yolla kullanır? Hayır. Yani eylemin kaynağı. İrade. Sonra fena fillah muhatap oldu. Latife-i Rabbani. Şimdi arkadaşlar hastalık, bunalım gibi bütün olumsuzluklara kalbimizin böyle esir olmasının sebebi, vicdanımıza zarar vermesinin sebebi, akılda bulunan itikadımızı vehim bozuyor. Vehim akla musallat olur, kalbe değil. Bağlantıyı kesiyor yani. Bağlantıyı kesiyor. Vehim itikadı bozuyor, aklı veri tabanını bozuyor. Bu sefer vicdan zihinle akıldan veri alacaktı. Bilgi alacaktı kabloyla. Bu kablonun adı zihin. Burası lütfen bir hayal edin. Vicdan. Şu elim. Burası vicdan. Burası kablo. Kablo, zihin. Burası itikad, dima, akıl. Akılla vicdan arasındaki bağı bağlayan zihindir. Aklın içerisinde de itikad var. İtikada da zarar veren vehim. Varı yok, yoku var gösteriyor. Vehmi kullanan kim? Nefs emmare. Burası vicdan. Peki burada kalpte vesveseler nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Nefs emmare burada, şeytan burada. İki cender arasındayız. Ama bizim bunun karşısında itikadımız var, bunun karşısında imanımız var. Biz de onu çakıyoruz yani. Tak tak. Tak tak. Bak adama da çaktık yani. Tak tak. Tak tak. Tak tak. İtikat iman. Şimdi böyle bildiğin zaman aynen ağ gibi ölüyorsun. Nerede ne arayacağını, nerede ne geldiğini biliyorsun. Araba çaktık tık yapıyor. Lastik patladı kardeşim. Tıkır tıkır yapıyor. Kardeşim su katmışlar ya. Vay be araban bozulmadı kardeşim. Yakıtın bozuldu ya. Neye devam ediyorsun? Bilince ne kadar. Ama bilmeyen adam otobanda eyvah ya o falan. Arabada tıklı diyor falan. Ne yapacağım gece? Korkma kardeşim. Allah Allah. Şimdi yardım şeyleri var. Telefon ediyorsun. Seni arabanı da alıp götürüyorlar. Seni de otelde yatırıyorlar yani. Ya bizim olmuştu Çankırı'da. Araba, bir kardeşin arabasıyla seyahat ediyorduk. Böyle bir özelliği varmış yani sigortalı neymiş. Hemen geldi arabamızı teslim ettiler. Biz otele yerleştirdiler. Sabah arabayı teslim ettiler ondan. Yani, alo abi, dershane mi orası? Bir tane söyledi. Abi orası Vakıflar Bankası mı dedi.
Hani bir tane Vakıflar Bankası mı orası dedim. Vakıflar Müdürlüğü kardeşim. Şimdi bak. Bu iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek. Yani bu Herkül'le Rüstem'i vehmine esir etmiş. Esir olmak duvar değil. Vehim. Hani derim ya hapishane dört duvar değil. Hapishane burası arkadaşlar ne olur Allah aşkına. Şurası hapishane. Yani güneşin altındasınız ama kapkara karanlık kapa. Niye? Vehim bize hapishanedir. Yoku var varı yok görsen. Ailelerin asitidir vehim. İçsel dengenin asitidir vehim. İnsan ilişkilerinde asittir vehim. Evlenme veya kararsızlık noktasında muhakeme ve muvazenesizlikte asittir vehim. Vehim acayip bir şey. Vehimin karşılığında ne vardır? Malzemeni doldurmak depoya doğru. İki sebebi var. Hatayı doğru teşhis ettik. Psikolojinin temeli ya. Nereye giderseniz gidin. Bütün psikoloji derslerinizde bu var ya. Hatayı, suçu, hastalığı doğru teşhis etmek. İki, bunu tamirde doğru malzeme kullanmak. O kadar. O kadar basit. Şimdi hasta şöyle yapıyor bizim derslerden sonra. Demek ki saati kendim ben zannettiğim gibi aptallıkmış. Akıl bir veri tabanı yani. Bir varlık, bir aletmiş. Akla gelenler kendimden geldi zannediyorum ya. Benim cebimdeki para beni rahatsız etmez ki. Ama vehmime gelen kötü şeyler beni rahatsız ediyor. Bu gösteriyor ki benimle alakası yok. Eğer benden kaynaklanan bir şey var olup yok olmaz. Devamlı var olurdu. Ama bir şey gelip gidiyorsa bil ki sana çakılıyor demektir. Seninle alakası yok. Dahili değil. Mesela bende bir sıkıntı oluyor. Buraya geliyorum namaza beraber. Uf, arkadaşlar ya cemaatçin ya bu nasıl duruyorsunuz demiyor muyum? Ama eğer hakikaten o sıkıntı aşağıda da olsaydı derdim ki benden kaynaklanıyor. İşte beyin de öyle. Bir geliyor bir gidiyor. Evan panika ya bak kötü hissediyorum. Sonra iyi hissediyorum. İyi kötü hissediyorum. İyi hissediyorum. Takır takır oynuyor. Eğer senin hakikaten senin olsaydı sende daimi olacaktı. Devamlı kötü olacaktı. Mesela burayı yırttım. Kırıldı. Acımaz mı? Düşünsem de düşünmesem de acır. Çünkü benim artık. Ama bir acıyor, bir kayboluyor. Bir ağrı buraya geliyor, bir buraya geziyor. Geziyor. Geziyorsa evlak habisedir. Ustadımız diyor ki, Allah razı olsun bir profesör abi dedi ki, bunu duydum dedi, bunu bir çalış dedi. Çalış bana da gönder, lütfen rica ediyorum doküman. Nedir o? 13. lemada söylemişim, duymuş o da ona uzatmış yapmışlar. Fena madenleri işlettirmekten. 13. lemada şeytan ve vesvese vücutta fena madenler var. Mesela karamsarlığa vesile olan salgı var. Yani salgının maddesi var. Asit. Mesela ilaçlarla serotonin maddesini salgılıyorlar. Mutluluk veriyor. Yapmacık bir suni. Olduğu gibi mesela ilaçla da ilaç veriyorlar. Karamsarlık hissedebilirsin. Buhran hissedebilirsin, depresyon hissedebilirsin ve yani mesela hormonlu yemekler insanlar hep böyle sıkıntı yapar. Hormonlu yemekler. Dolayısıyla kanserdir, veremdir yani bir sürü insanda bütün hastalıkların veri tabanı var çünkü insan kainatın çekirdeğidir. İşte fena madenleri diyor, fena maddeleri erba habise mevadi şerirleri tahrik ediyor, oynatıyor, dinamitliyor, yola atıyor. Uyandırıyor yani. Mesela nasıl uyandırıyor şöyle diyeyim. Hiçbir şeyimiz yok şu anda. Ama bir gözünü kapat, şehvetli bir şey hayal etse. Bak, vücut değişiyor, hormonlar değişmiyor. Veya birisini kafaya taktın da mutfakta çalışırken veya şey yapar. Hayaline getirin onu, kofunu. Allah canım nasıl yiyor? Böyle vücutta değişmiyor. Ha, o da aynı. Bu vehim ne yaptı biliyor musun? Gays maddelerini tetikledi. Guys, bu söz sen bile korktun. Ne olur onları bir yakalasan. Bak şimdi bu. Yatağa yattın. Falan bir tür tafta pis bir şeyler geliyor. Ya, pıh! Soda tükürün diyor peygamber. Pıh! Terbiyesizsin lan.
Defol git buradan. Niye bunları misal veriyorum? Ya yaşayan, yapabilen insanların örnek olursa bize yapabilme cesareti olur. Yani ben kedi farı gibi oynuyorum yani. Düşünmüyor mu? Düşürüyor beni. Ama çoğunlukla kafasına çakıyorum yani. Pı! Kepazesini. Uğraşma şimdi. Ya kulağım kaşınıyor, gene onlardan biliyorum. Oynama. Oynama diyorum bak. Öyle deyince gayzince korkuyorlar yani sen. Çünkü derler, diyorlarmış ki abi Akabi senin içeride. Nerede gördün Hasan'ı? Çek kulözü bir Rabbin Nasim. diyorlar. Ya kardeş tanıdın mı? Ustadımız diyor. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Cehil onu davet eder. İlim onu talip. Buyurun bu kadar olur Risale-i Nur ya. Bu olur be kardeşim Allah aşkına ya. Senin cennetine davet ediyor. Cennet bu ya, buraya gir ya. Bırak o öteki cennet bir şey değil ya. O hayvan da giriyor. Deli de gidecek oraya. Buraya gir. Cennet burada. Cennetini yaşa kardeş. Ya Allah'ı görmek burada değil mi? Fena fila adam yaşarken Allah'ı görmedi mi? Resul'la yaşarken cenneti de geçip de geçmedi mi Allah'a? E cenneti ne yapacaksın kardeşim? Allah Resulü o yolu açık bırakmadı mı? Miracını yapsana kardeşim. Ben hayali anlatmıyorum ki. Gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Cennete girdi. Cehennemi gördü. Geçti orayı. Cenneti de geçti. Allah'a Muhyiddin Arabi, Geylani, Bediüzzaman. Arkadaşlar Allah nasıl ersin ya? Cennet o kadar gayri hayal olmasından çıksın öyle değil. Ya kendini iç alemine bir dön ya. Ne diyor üstad? Dertler içinde dermanı buldun diyor. Bu kafayı yemiş yani bu adam. Yetmez mi? Dert, derman. Derman neymiş? Dertlermiş. Bazı şeyleri. Elhamdülillah ya. Ne biçim ustadımız var ya. Tam bir pedagog, tam bir psikiyatrist, tam psikolog, tam acayip. Yani ben bunları okudukça, azmedikçe hayretim artıyor. Kur'an'a yemin ederim ki beşer olamaz ya. Allah'ım senin zatına yemin ederim bu böyle, bu olamaz ya. Aklını düşünün. Her 14 yıl, 23 senede birbirini cehretmeyecek, birbirini hükmünü bozmayacak nasıl diziliş olur ya? Kurban olayım ya. Daha teslimiyete giremedim ya. Bu nasıl bir şey ya? Hasan abi İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde cenneti bulmuş abi. Ha Allah razı olsun. Aferin lan. İlk defa kayanın yakaban çalışmaya başladı ya. Cennet asayım. Ey ateş. Hani bize nasıl bakıyor dedin ya. Aferin. Kısa abi. Aferin. Bak. Bu dünyadaki ateşin içinde. Aferin. Cennette. Vallahi çok arkadaş. Hapishanelerde bu değil mi? Hapishanelere girmek istiyorlardı ya. Ya. Su çapıp da ustanın yanına girmek istiyorlar. Burası işte. Ateş. Bak ateş içinde biz dershane. Tufan, nu. Usta ta onu Kastamonu'da diyor ki Risale-i Nur, Cebeli Cudi gibi bu Anadolu'yu Risale-i Nur Nuh'un gemisidir diyor. Seddi Kuzukhane'niz şeyi. Hızır dersi var bir dinleyin Allah aşkına. Sesli derslerde salat ve salat tire namaz arasındaki fark. Şey namaz salat arasındaki fark. Murat Dursun'la yaptık. İki deli ya. Ama harika. Onu da zaten dedik. Yani herkes şey yapmasın bunu. Ama salat ve namaz. İnan hakikaten. Bir saat 1'i 10 geçe oturduk. 5'i 35, işte 6'ya 35 geçe kalktık. Namaz hariç. Evet şu cümleyi bitireyim. O iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. Cahilane. Cehalet nerededir? Kalbe değil. Akladır. Cahilane itikatsızlıklarıdır. Yani bak itikat çok önemli. Abi itikatımı bozuyor. Bozulsun. İmanım bozulmuyor ki itikatla iman ne alakası var? İtikat yani doğru malzeme. Aklın veri tabanları. Aklın süpürgecisidir. İmanın süpürgecisi. Pisliklerden temizliyor. Öyle demiyor mu? Öyle diyordu değil mi?
akıl delili burhan ne dedi ya o? Lemat'ta bunlar. He? Lemat'ta da. Zeytun etmez bir halet çocuk seni bilmez. Ne diyorsun şurada? Delili iman. Hadsi iman diyor bir şey vardı. Yani bu cümle. İman. İmanın şimdi ya. Akıl. Hadi bakalım neredeydi? Neyse herhalde. Artık. Herhalde burası. Bak bu bizi nereye götürdü ya? Bu bak biz buraya aramıyorduk. Bak ne geldi? Bir saadeti acile. Allah Allah. Bizi nereye taşıdı bu olay? Bak cennete gir dedik ya cennete. Cennet burada olduğunu burada ispat ediyor ya. De hani şu anda atın. Bir saat sayfa 745. Ya Rabbi yani bizi nereye götürdük? Bak olumsuz bulamadık. O da 32 daha ya. Kaç? 32. 732 mi? Evet. Ha tamam. Bak ama onu bulmadan eğer bunu bulsaydık bunu bulmayacaktık. Bak şuraya bak. Bir saadet-i acile. Ahirette gitmeden dünyada acil bir saadet istiyoruz. Vicdanda mündemiştir. Bir firdevsi manevi cennetin en yüksek makamı nedir? Cenneti firdevs. Bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Kalbinde gömülüdür çekirdeği. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar raz. Ona işaret ediyor şuur. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihtisas verilse, ruha ihsas verilse. İhsas, hisse ama hassaslandırmak. Yani ruhu o konuda çalıştıra. Mesela Hasan bunu söyledi. Cennet buradaymış. Adam hakikaten ya falan bakayım dedi ya. Fikretti ilk önce. Doğruluğunu araştıracak. Çıktı işte. Ondan sonra düşünecek, tefekkür edince buraya geçecek. Buraya geçince tefekkür buraya mal etmek demektir bu mana. Bu sefer artık hissetmek, mahsetmek, zevk etmek ondan sonra ha. İşte fena filla böyle oluyor. Bak, ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem döner ateşi nur. Yani vicdan ateşi aslında nur. Şitası yaz olur. Yani vicdanı rahatsız eden ateşler var ya kainattaki ve insandaki olumsuz şeyler. Ateş gibi. Yanıyorum mesela diyor. Hani çocuk ateş gibi. Aslında nurdur. Şitası kışı yaz olur. Bu adamın. Eski doktorlarla bir kibriçak onları nurlasın diyor. Evet o doktora. Evet. Şimdi son cümleyi okuyorum. Vicdandaki firdevslerin kapıları açılır. 8 tane. Firdevs cenneti. Aleme göre cennetin komple adı Firdevs'miş. Firdevs. Kadına da bu ismi. Vicdanda Firdevslerin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz. Olur şehbazu şehnaz. Yelpaz namazını yaz. Onun yelpazı var ya. Oh bize o şeyi rüzgarı getiriyor da. Hani yelpaz yapayım. Rahatladım ya sıcakta. Bu neyse vicdandaki cennetin yelpazı da namazla niyazmış. Namaz ama salat değil. Ey aziz yoldaşım şimdi Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsun üstadım? Gel beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. 32 miydi? Evet abi. 32. He. Şeyde, üstte değil mi? Üçüncü şey, bazen bir mücahiddir, bazen süpürgecidir. Dima da araştırsalar. Şunu
şey yapayım. Nerede? Yukarıda değil mi? Üçüncü paragraf. El mütesalip olmalı. Ha bazen ha. Şuradan alayım. El mütesalip olmalı, el müteyakız olmalı yahut o dar olmamalı, İslam aldatmamalı. Bu da çok önemli. Dershane adam gibi açacaksın. Adam gibi adam yoksa açmayacaksın. Aldatmayacaksın. Aldanmayacaksın. Çünkü yanlış bir imaj vermeyeceksin. İmanın yeri kalptir. Dima ise oluyor. Makesi nuru iman. Bazen de mücahittir akıl. Bazen süpürgecidir akıl. Dimada vesveseler. Yani aklını kullanırsa bütün kötü şeyleri süpürüp gidiyor yani. Evet. Dimadaki vesveselere bazen mücahitlik yapıyor. Gırt gırt öldürüyor. Bazen de onları süpürüyor. Ne? Akıl. Hem pek çok ihtimaller kalp içine girmese sarsılmaz iman vicdan. Yoksa bazıların zannı gibi zannıca iman dimada olsa, iman burada olsa, hani vesveseli zannı imanım gitti. Ne alakası var? İtikadı da saldırmış. Allah. Yoksa bazılarının zannıca imanı dimada olsa, ruhu iman olan hakkal yakine ihtimalat-ı kesiri olur birer hasmu bi eman. Kalp ile vicdan, bak kalp ile vicdan mal iman, imanın yeri. Hads ile ilham, delil iman, bir hissi sadis, altıncı his, tarik iman. Fikir ile dima, bak bu onu okuyacaktık. Fikir ile dima, bekçi iman. Bekçi iman. İmanı tüfeği tutmuş, tabancayı tutmuş, bekliyor. Bak hoş, öpmeyeyim mi? Öpmeyeyim mi? Ne gördün abi? He? Ne gördün abi? Bir şey söyleyeyim mi bir mensupluğumu? Bazen bununla yatıyorum biliyor musunuz? Yastık uzun ya. İnan bana koyuyorum öyle. Ya sözlerimi ya Kur'an'ı koyarım. Yanıma ama böyle. Yatarım ama kimse demeyin yani. İnan yatıyorum. Onu sileceğim merak etme. Onu sileceğim bilmesinler. Bu manyak derler. İna, yastığın yana koyuyorum. Vallahi Kur'an'ı yapmış. Böyle. Sil böyle yatıyorum. Onunla da konuşuyorum. Diyorum ki bana deli diyorlar dedim. Bak burada konulmaz diyorlar. Ne diyorsun? Bana diyor ki boş ver sen. Beraber ol. Çünkü Resulullah diyor ki ikiz kardeşinizdir. Aslında nefis mahremdir yani. Nefis çok çabuk anlıyor abi. Evet. Salak. Çok çabuk anlıyor. Evet. Ama vaat ettiğiniz bir şeyi mutlaka yapın ki korksun. Bak uykumu kaçırma veya bu işi bana zorlama. Bak şu kadar namaz kılacağım. Dediğin anda kıl. O yani nefsi mağlup etmenin en büyük yolu budur. Cezayı mutlaka faturayı kesmen lazım. Faturadan vazgeçerseniz yalaka olursunuz. Sizi yalaka civata zanneder, bilir ve hiç bırakmaz peşinizi. Ama samimi olduğunuzu bilsin, hasbi olduğunuzu bilsin. Vallahi muvaffak olamaz. Bazılar diyor ya abi bir cüz nasıl okuyorsun adamlara? Ceza kesi kesi geldi. Yarım cüz okuyordu. Namazıma mani olmak istedi. Bir isp arttırdı. Bana bir gün okutturmamaya çalıştı. Unutturdu. Dedim bir cüz okuyacağım göreceksin. Yapmasaydı. 5 dakikada yat dedi. 5 sayfa ekledim. Şu anda bir cüz bir isp okuyorum. İstisnasız. Her gün. Bu meziyet değil ki. Ben lezzet almak için su gibi içiyorum. Ben sevap diye okumuyorum ki. Vallahi gıda diye okuyorum. Vallahi zevk alıyorum. Billahi zevk alıyorum. Lezzet alıyorum. Gıdalanıyorum. Ya zora olur mu? Ondan sonra buna yatılır mı? Bazen böyle yatıyorum böyle. Ne görmesi? Uyuyorum biliyor musun? Çok seviyorum. Ne yapayım? Bu ustad diyor ki sebebi vücudum. Vesile-i saadetim. Vazife-i fıtratım olan Risale-i sebebi vücudum. Ayrı bir vücut. İkinci sayı, üçüncü sayı. Sebebi vücudum. Vesile-i saadetim. Vazife-i fıtratımı ifade ediyor. Aslında bu vazife-i fıtratı. Nerede geçiyor bu? 4. Şua. Diyor. Bak. Hiçbir el öptürmedi bana. Kendisini öpüyor. Keşke öptürse de. Ama yok yani. Bundan başka. Yok. Şimdi burada keselim. Yarın Ömer'den
şey alırız bu dersi. Rica ederiz gelirse. Öğlen ders sonu. Bu teslimiyeti bitirelim. Teslimiyeti şey yapalım. Bugün neyi okuduk? Bir. Lugat-ı insandaki. İki kainattaki. Yarın. İnsanla kainat ve Allah ilişkisi. Deki teslimiyet. Nereden çıktı teslimiyet? Tamam. Ama hutbe şahane ne güzel abi. Teslimiyet hastalığı bile kaldırıyor abi. He? Teslimiyet hastalığı bile kaldırıyor. Evet. Mutlaka bir şey verdin abi. Karşılıkta külliyatta bir izah vardı. Kesin. Vallahi. Yani teslimiyetin ya evveli nedir diye külliyat neyle açılır sana? Bir anahtar söyleyeyim. Bu kural değil. Bu kuraldı. Şu anda anahtar. Sorunda ne kadar samimiysen cevabı sana verilecektir. Unutma. İsa Aleyhisselam'ın ayetindeydi bir mana kafamda kaldı. Talep edene verilecektir. Bak, Risale-i Nur nasıl açılır? Soru sorabilirsen okuduğun yere. Yani ne demek? Nasıl? Niçin? Bu bendeki karşılığı nedir? Bu kainatta nasıl gözükür? Eğer okuduğun cümleye bu soruları sorabilirsen mana verecek sana. Her bir de yazarken cümle akıyor. Deftere yazarken. Allah Allah tuhaf tuhaf şu cümleler geliyor. Hatta. İlham bu işte. Hayvana geliyor, araya geliyor da sana mı geldi? Mukaddes sorulara cevap ver diyor. Evet. Yani Risale-i Nur'a soru sorabiliyorsanız ve sorunuzda ne kadar samimiyseniz kesinlikle. Diyeceksin ki teslimiyetin ey külliyat evveli nedir? Ahiri nedir? Zahirisi nedir? Batınisi nedir? Abi iştivadaki nurcular yapamıyor. Biz yapacağız. Onlar istifade edecek. Abi sen bir nizamın esirisin diyor. Teslim olmak, esir olmak mıdır? Yok. Kainattaki o hastalıklar, depremler, musibetlere onun müekkel melaikesi var. Onu tetikleyen. Her bir zerrenin müekkeli var ya. Evet. Ona diyoruz ki biz. Deprem sağlanıyor şunu. Gagagag. Bunun müekkeli var. Hangi melaike bunun dizgini tutuyor biliyor musunuz depremi? Mikail Aleyhisselam. Ha uçakla gidiyorsunuz. Uçak sağlanıyor. Ben ne diyorum biliyor musun? Ya Mikail. Kardeşim. Allah aşkına. Aynı böyle diyor. Allah aşkına ya rahatsız etme kitap okuyor. Peygamber ya. Mikail Aleyhisselam diyor. Bu zerratın dünya hadisatının zerratının müekkel peygamber, meleklerinin peygamberidir. Emir o veriyor. Ve meleklerle uğraşma muhatabım değil o. Ya Mikail Aleyhisselam. Kardeş Allah aşkına ya. Söyle bu adamlarla sallamasın şu uçağı. Kitabı kırmak çiziyor. İnan böyle diyor. Daha da zorladı mı? Ya Rabbi Mikail'in önüne bir şey söyle beni rahatsız ediyor. Vallahi. Ondan sonra bazen aramızı düzeltiyoruz. Sana bak ona El Fatiha diyorum. Mikail, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hepsini Nur'la Fatiha'ya gönderiyor. Bir emniyet veriyorlar ki böyle. Bana diyorlar ki o zaman kalbime bir emniyet, bana bir emniyet veriyor. Sen de emniyette ol ama bunlar korkması lazım. Bunlar çünkü kötü kötü gazeteler okuyor. Sen şimdi emniyette ol, uçağı sallamam lazım. Sen ama rahat ol. İnan ha gelenleri söylüyor. Ama nasıl olur sen bunları düşün. Vallahi bilemem manyak işte. Yani teslim ol, bak bakayım ne diyecek. Şimdi teslim olmak, dediğini yapmak, istediğini yapmak. Teslim olmak, kendi doğandan çıkan değil. Yani teslim İslamiyet'te, emniyette yürümek istiyorsan, teslim olmak istiyorsan, emni emanda olman lazım. Kuralda yaşamaktır, kuralda bulunmaktır. Kuralcılıktır İslamiyet. Esaret olmuyor. Değil, hürriyetin ta kendisidir. Nefsi rezil, rezil. Mesela, hürriyet imandadır. Şimdi düşün, çölde gidiyorsun, ustadın misaliyle, çölde gidiyorsun ama hiç kimseye tabi değilsin. Tamamen hürsün. Peki o başkasına tabi olmamak, kurala girmemenin getirmiş olduğu çöldeki hadiseleri hayal edince vehime kapılmayacak mısın? Nereden aslan gelecek? Nereden gilan? Nereden kum fırtınası? Ne zaman başlayacak? Yol ne taraf? Peki hangisi daha ağır? Kurala mı tabi olmak? Yoksa her an her şeyi her yerden beklemek? Hangisi daha insan hür yapar? Mesela bilet aldın, trene bindin. Adama tabisin yani. Trenin dışında hareket edemiyorsun.
Tamam mı? İstanbul'dan Van'a gidiyorsun. Ya ben trenin hudutları dairesindeyim ya. Tamam. Bu hürriyetimizi kısıyorsa bunu tersini düşün. Yaya gideceksin. Doğa olaylarına, depremlere, sel felaketlerine, yağmura, karanlığa, yoldaki yılan, çıyan, akreplere. Bunlarla peki nasıl mücadele edeceksin? Onların getirmiş olduğu. Ha o zaman bu dediğimiz kurala uymak nefsin hürriyetini kırıyor. Mutlak hürriyet dediğimiz, nefsin hürriyet, nefse mutlak hürriyet vermek, kurallara sokmamak hayvanlıktır. Dağdaki hayvanlara aslında. Kuralcılık insanlara mahsustur. Çünkü benim hürriyetim senin hürriyetinle sınırlı olması lazım. Mesela ben kalkıp da mutlak hürüm diye arabanı yatabilir miyim? Adam nasıl ölüyor hiç görmedim diye vurabilir miyim? Ve o bir dakika ne yapıyorsun kardeşim, arabamı yakıyorsun, çiziyorsun. Kardeşim ne hürriyetime mani oluyorsun ya? Allah Allah. Hür değil miyiz kardeşim? Hür değiliz. Senin hürriyetin bütün insanlık içerisindeki kayıtlıdır. Çünkü hürriyet eğer her isteğini yapmaksa o zaman bu cemiyet ne olur? Ha o zaman kayda getirmek ruha değil, ruha hürriyet vermek, nefsin elinden ruh kurtarmaktır. Kayde nefseyedir. Ta ki namazdır, oruçtur, bunlar kuraldır. Ruhu cevelan ettirmek, kölelikten kurtarmak, kuyudan çıkarmaktır. Yusuf'u çıkarmaktır. Yusuf'u kim attıysa onunla mücadele et. Yusuf'u kim attı aşağıya? Kardeşleri. Kardeşleri derken benim kardeşim yani. Burada kardeş var. Bana takılmış. Haset, gurur, kibir, suizan, tulü emel. Bunlar kötü sıfatlar işte. Onlar attı bizi. Bak gördün mü? İmanı, tren buradan geçecek. Hürriyeti vermedim ona. O trenin nizama tabi olduğunu bilinmese, onu idare eden makinist olmazsa, böyle bir itikadı olmasa onun anlayışı ne olur? O, işte tamamen kuralsız yaşamak. İşte kural konması, tren raylarının çizmesi, dizginini makinistin eline koyması, bu herkesin keyfe maaşı hareket etmemesini sağlıyor. Ve insanın hakiki hürriyetini temin ediyor. O zaman insanın iman şeyi ruhunu kölelikten kurtaran, esaret eden vehim, eyvah nerede ne olacak, nasıl gideceğiz? Mesela düşün, mutlak hür diyoruz. Nefse hiçbir kural getirmedik, öyle yaşıyoruz. Peki kabri yorumlasın hadi. Hiçbir kurala tabi olmayan bir insan. Zinanın her çeşidini, günahın her çeşidini. Peki kabri yorumlasın hadi. Ölümü yorumlasın hadi. Kanseri yorumlasın hadi, depremi yorumlasın hadi, fakirliği yorumlasın hadi, ömrümün kısa uzun olmasındaki adaletsizlik zannı yorumlasın hadi. Nasıl yorumlayacaksın? Oysa o zaman ruhu esir ediyorsun. Ruhu nefsin elinden kurtarmak, ruha kaydeler getirmektir. Onu burada diyor zaten abi ya. Ne diyor? O senin toplamaların içinde. İman dizgini cismi hayvanın elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için. Nerede okudun? Hangi sefer? 210 sözler abi. Ha, sözler 210. Bir de oku bakayım. İman dizginini cismi hayvanın elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfus ve müstakbele hulul edebilir. Evet, burada. İman dizginini, kainattaki olayların dizginini. 17. sözler. Bak şimdi bir daha İbrahim. Depremin, yıldızların, ömrün, yani bedenin, beden halinin cismi hayvanın elinden alıp, yani cisim hayvaniyettir, nefis budur, cesedim eline o da bir yorumluyor tabii. Olaylar hayvan hiç hoşuna gitmiyor. He? Hayvan istekler mi? Hayvan istekler, yani yani yatmak, kalkmamak, kurala tabi olmamak, her isteğini yapmak, tamam mı? Her isteğini, bunlar tamamen hayvan, çünkü hayvanlarda bu var. Mesela çakalın böyle bir problemi var mı yani kurala uymak? Bak bakalım hiçbir kuralı yok. Gecesi, gündüzü, namazı yok. Şusu yok. Hiçbir şeysi yok. Haramı yok ya. Anasıyla çiftleşir. Oğluyla, kızıyla çiftleşir. Yani hiçbir kural yok. Bu hürriyet midir şimdi? Ha işte iman diyor bu tür yorumlamayı
cismin yorumlamasını, nefsin yorumlamasını, kainatı izah etmesini alıyor cismin elinden. Kalbe, ruha teslim ettiği için maziye, nüfus ve mustakbele hulul edebilir. Yani bu sefer iman vasıtasıyla ruh mazi ve mustakbele geçiyor. Eğer iman olmasa ruh hakim oluyor, o zaman nefis hakim oluyor. Nefis de şimdiki zamana hakim. Şimdi olaylar, şimdi yorumlamak zorunda. Böyle üret mi olur? Mazin yok, istikbalin yok. Böyle üret mi olur? İki tarafı yok oldu. İki tarafı yok olup sıkışan adama hür denilir mi? Gelecek yok. İtikatsızlığın cihetiyle. Geçmiş Allah'a itikadın yok, Allah'a inancın yok. Bir an önce yok, bir an sonra yok. Böyle üret mi denilir? Ama iman ise cismin bu yorumlamasını, izahını, vehmini elinden alıyor, ruha veriyor iman. O zaman iman yani ruh seviyesinde izah ediyor. Daire-i ruh ve daire-i hayata giriyor. Kalbin ve ruhun daire-i hayatına gir diyor. Zannettiğin geniş dünyadan daha geniş dünya görürsün. Teslim olmaktaki esaret, nefsin esareti. Bu da ruha özgürlük veriyor. Evet. Ya o ya o. Vücudumuza ya o hakim olacak ya o. Başka izahı yok. Kısacası. Ya ruh hakim olacak ya nefis hakim olacak. Ya o ya o. Zaten hastalıkların temelinde de nefsin hakimiyetinden kaynaklanıyor. Maddesel hastalık demiyorum. Kırıldı ayağı, bilmem ne yaptı, yarıldı. Yani vehmi, evan, panik, panik atak. Sinirsel bu nefsin hakim olduğunu gösteriyor. Tabiatçılığın da kaynağında bu var yani mesela. Neyin? Tabiatçılık. Yani tabiatçılıkta da bu var. Yani kendisine göre yorumluyor. Olaylar Allahsız düşünüyor. Allahsız yorumluyor. Allahsız yaşamak, ahiret inançsız yaşamak. Yani geleceğimizi ahiret inançla yorumluyoruz. Geçmişimizi Allah ile izah ediyoruz. İki kanadımız bu. İmanı bil ahiret, imanı billah. İki kanadımıza bak bakalım. Biz o zaman dünyadaki yaşantımızı mazi ve mustakbele yorumluyoruz. Eğer mazi ve mustakbel yoksa yaşantımızı şimdiki zamana yorumlayacağız. Ne kadar köleliktir, ne kadar hürriyetin kısılmasıdır, hapsolmaktır. Buna hürriyet mi denilir? Köle olmaktır. Kahveden sabahtan akşama kumar oynayan adam hür müdür? Evine gelmeyen adam hür müdür? Köprü altlarında yaşayan hür müdür? Biz şimdi elhamdülillah hürüz. Kurtardık bundan. Şu serseriden. Bana ne diyor biliyor musun akşam? Aşağı inince görürsün. Hiçbir şey yapamazsın. Kusura bakma. Niye? Ölçülerim var. Kurala tabi müdahale edemiyor. Kurala tabi trene bin kardeşim. Bileti aldım. Artık dışarıdaki yağmur, fırtına beni hiç ilgilendirmiyor. Mesela yatınca şöyle böyle geliyor. Allah hiç önemli değil ben. Ne gelirse hiç umurum, hiç umurumda değil. Niye? Benim iki tane doktorum var. Hepsine adres veriyorum. Psikoloji, sinirse hastası olana doktor adresi veriyorum. Kardeşim gidin. Çok güzel izah ediyor. Çok güzel tedavisi var ona. İki doktor var. Bir, doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Hizmetle meşgul ol. Allah'a teslim ol. Allah ile yorumla olayları. Olayları Cenab-ı Hak'tan kopartma. Gördün mü iki tane doktor? Aha sana doktor. Doktorlara para verme. Akıllı ol. Git bal ye, bal. Akıllı ol. Vâhir devâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selavâdır.